23. Yeşil Yurt Kültür Kiraz ve Spor Festivali Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri 2018 yılı güreş ağasının seçimi ve ödül töreniyle tamamlandı. Çırmık'ta Ahmet Atılgan Parkı güreş sahasında gerçekleşen Fahri Nalbant Karakucak güreşlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, 22. ve 23. Güreş Ağası Kahraman Kavuk, İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz, İstanbul Yeşilyurtlular Dernek Başkanı Zeki Akıncı, Malatya Eğitim Vakfı Başkanı İsmet Elgül, sivil toplum ve meslek örgütlerinin başkanları, Hürriyet Gazetesi yazarı Malatyalı Vahap Munyar, güreşçilerin aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş tarafından ilgiyle takip edildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat ise festivallerin kentlerin ve ilçelerin bütün yönleriyle tanıtılması açısından ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi. Festivaller toplumumuzun sosyal dokusu açısından önemli bir işlev görmektedir. Biz Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında yeşil yurdumuzu nasıl daha güzel tanıtabiliriz? Yeşil yurtta hemşehrilerimizi nasıl eğlenmelerine, dinlenmelerine vesile olabiliriz gayretiyle çok yönlü, çok boyutlu bir şekilde programlar icra etmekteyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Çırmıklı'nın gelini olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Beni anons ederken Çırmıklı'nın gelini dedi. Bununla gurur duyuyorum. Hep şunu söyledim. Yeşilyurt bizim için çok önemli, çok ayrıcalıklı. Çırmıklı'nın gelini olmak da başka bir ayrıcalık. Bu vesileyle Çırmıklı'nın gelini olarak Malatya'nın dışından gelen bütün misafirlerimize ben de Çırmıklı olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Çok kıymetli belediye başkanım Hacıur Polat, Yeşilyurt bizim tabirimizde Çırmıklı'yı ayakta tutmak için büyük mücadele veriyor. Yeşilyurdumuzun, Çırmıklı'mızın ayakta kalması bizim için çok önemli. Fahri Nalbant Karakucak güreşleri sırasında gelecek yılın güreş ağası da belli oldu. Açık artırma usulüyle yapılan ağlık seçiminde 60 bin lira vereceğini vaat eden Mehmet Nalbant, 2018 yılının güreş ağası oldu. Bu dünyada ilk nefes aldığım mekandır. Ben yine orada nefes alıyorum temiz temiz. Ne mutlu bana diyorum. Yani bir insanın çağlığıyla ağalığıyla aynı yerde yaşaması çok farklı bir duygu. Ağırlık da güzel bir duygu ama asıl olan gönüllerin ağası olmaktır. Kimdir onlar? Yüreğinde sevgiyi, barışı, vatan, millet, ülke sevgisini taşıyan insanlardır. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, Karakucak güreşlerinin yaşaması ve yaşatılması için ekonomik anlamda destek sağlayan bu yılki güreş ağası Kahraman Kavuk'la 60 bin lira karşılığında ağalık seçimini kazanan Mehmet Nalbant'a teşekkür etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat'ın daveti üzerine Malatya'ya gelen televizyon sahipleri, genel yayın yönetmenleri ve gazeteciler Yeşilyurt ilçesinin doğal güzellikleriyle turistik mekanlarını gezdiler. Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Recai Kutan Sosyal Tesislerinde düzenlenen yöresel yemek ikram programında misafirleri adalı kızlı, iç köfte, dolma, yaprak sarması, kiraz yaprağı sarması, yoğurtlu çorba, ayran ve ev tatlısı başta olmak üzere ilçe özgü diğer yöresel yemekler ikram edildi.